Bugün Arnavutköy Belediyesi'nin usulsüzce topladığı ve nereye götürdüğü belli olmayan sokakta yaşayan köpekler için buradayız. Arnavutköy Belediyesi katliam yasası henüz meclisten geçmeden bakım evi olmamasına rağmen köpekleri toplamaya başladı. Belediye köpeklerin akıbeti konusunda net bir bilgi vermiyor. Medyaya yansıyan pek çok toplama görüntüsü olmasına rağmen bir bilgi edinme başvurusuna bakım evimiz olmadığı için toplama yapmıyoruz cevabını verirken başka bir bilgi edinme başvurusuna yeni kanuna göre toplama yapıyoruz cevabını verebiliyor. Telefon ile belediyeyi arayarak bilgi almak isteyen vatandaşlara köpeklerin İBB'ye ait bakım evlerine götürüldüğünü söylüyor. Ancak İBB bu hayvanların kendisine getirilmediğini belirtiyor. Siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? İşkenceyle aldığınız bu hayvanlar nerede? Vatandaşlara birbirinden farklı cevaplar verirken, belediye hayvanların nerede olduğunu açıklayamıyorken, Arnavutköy ormanlarında poşetler içinde ölü köpek bedenleri bulunuyor. 2004 yılında çıkan Hayvanları Koruma Kanunu, belediyelere sokakta yaşayan hayvanları kısırlaştırıp tedavi edip aldıkları yere bırakma sorumluluğunu veriyordu. 2021 yılında Hayvanları Koruma Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı ve nüfusu 75 bini aşan belediyelere 2022 yılının sonuna kadar bakım evi kurma zorunluluğu getirildi. Arnavutköy Belediyesi'nin web sitesine göre ilçenin nüfusu 336.062 ancak hala bir bakım evi yok. Arnavutköy Belediyesi'ne soruyoruz. Yıllardır yasadan doğan görevlerinizi neden yerine getirmediniz? Neden? Neden kısırlaştırma yapmadınız? 20 yıldır neden bakım evi inşa etmediniz? Bizler yıllardır bakımlarında birinci sorumlu olan belediyelerden hayvanları korumaya çalışıyoruz. Bu katliam yasası çıkmadan önce de belediyeler hayvanları öldürüyor, dağ başlarına, otoyollara çöplükleri atıyordu. Şimdi yasaları arkalarına alarak hayvanları rahatça yok etmek istiyorlar. Yaşatmak için kanuna uymayan belediyeler konu öldürmeye gelince kanun savunucusu oldu. Sokakta köpek avına çıktı. Yıllardır iktidar eliyle hayvanlara yönelik işlenen suçlara sesini çıkarmayan medya, yalan haberleriyle bu avı büyütmenin, ülkenin her yerine yaymanın peşinde. Ancak Arnavutköy Belediyesi'ni hatırlatıyoruz. Bu katliam yasasına göre bile yaptığınız suç, yasa bakım evin yokken hayvanları oldukları yerden al ve topluca yok et demiyor. Bakım evin yoksa 2028 sonuna kadar bakım evi inşa et diyor. Yasa sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için çaba sarf etmeyen ya da bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir diyor. Siz katliam yasasına göre bile suç işleyen belediyenin hayvan toplama videolarında ise hayvanların boğma tasma ile ağızlarından kan gelerek toplandığı görülüyor. Bu işkencedir. Hatırlatıyoruz ki mevcut kanuna göre hayvana işkence hala suç. Belediyenizin toplama ekipleri açık açık suç işliyor. Mahallede kimseye zararı olmayan, mahallenin köpeği Joe'yu henüz yasa mecliste görüşülürken yerlerde sürüklenerek götürüldüğü görüntüleri hiçbirimiz unutmadık. Joe tepkiler sonucunda geri getirildi ama aldığınız onlarca hayvan hala kayıp ve büyük ihtimalle sizin tarafınızdan yok edildiler. Sosyal medya üzerinden yalan haber yayarak hayvanların katledilmesi çağrısı yapan trollerin baskısı ile çıkan bu yasayı kabul etmiyoruz. Hayvanların yüzünden güvenli olmadığını söyleyenlere, hayvanları öldüren, toplu mezarlara gömen, işkence eden, onları sizden korumak için elimizden geleni yapacağız. Bırakmayacağız. Onlar bir avuç, biz milyonlarız. Onlar bir avuç, biz milyonlarız. Onlar bir avuç, biz milyonlarız. Bu süreçte pek çok kayıp vereceğimizi biliyoruz. Ancak kurtarabildiğimiz kadar hayvanı kurtarıp bu soykırımı belgeleyeceğiz. Niğde'de, Altındağ'da, Kütahya'da, Arnavutköy'de Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan hayvan katliamlarının bu katliamların sorumlularının unutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bravo. Öldüremezsin. Öldüremezsin. Toplayamazsın. Toplayamazsın. Hapsedemezsin. Hapsedemezsin. Öldüremezsin. Öldüremezsin. Belediye başkanı aslanlar gibi geldi, halkın içine karıştı. Buyursun gelsin, biz öncü değiliz.
Biz insan parçalamıyoruz. Evet. Biz herhangi bir zarar vermiyoruz. Biz vicdanlı, merhametli insanlarız. Vatandaşın yaşadığı köpekler üzerindeki sıkıntılara karşı belediyenin vatandaşın arasına katılım sağlaması istiyoruz. Başkan! Buraya! Başkan! Buraya! Bu arada esnafım, kapımda baktım, sürekli uyuz tedavisinde bulunduğum köpeğim durumu gayet iyiye giderken bir anda şikayet sebebiyle alındı, engel olamadım, benimle kavga ettiler. Videodaki kişinin adını da söylemek istemiyorum, kendisini iletişime geçtim, hiçbir şekilde bana cevap vermiyor. Ben bu köpeğimin geri getirilmesini istiyorum, inanın ki psikolojim çok bozuldu. Yani şöyle söyleyeyim, mahallede hayvanlara mama verirken bile korkarak geliyorum, ben bunları ya da biz bunları yaşamak zorunda değiliz. Her an birisi alınacak diye artık psikolojimiz bozuldu. Yani beni en çok derinden üzen bir diğeri de bu. Topal köpeğim, 4 senedir yaklaşık bakıyorum. Her gün iş çıkışı beni bekliyordu. Ama bir gün artık şüphelendi ve bana dediler ki bu köpeğin havlamasını duyduk, arkasından bir şey yapamadık. Hayvana iğne atıp zaten topal olduğu için çok kolay bir şekilde yakalandı. Sorsak hepsi cuma namazına yetişmek için buradan işlerini yarıda bırakıp kaçıp gidiyorlar. Maalesef yani ben ailemden böyle görmedim, çevremden böyle görmedim. Bu iki köpeğimin geri getirilmesini istiyorum. Onlar için ne gerekiyorsa yapmayı da hazırım. Sahiplenmek istiyor. Aynen. Köpeklerin akıbeti belli değil. Sahiplenmeyi yaptınız. Hayranlarımızı verirseniz dedelim. Verdi bu canlar. Sahiplenmek istediğim ve üzerime almak istediğim bu iki hayvanı onlara karşı hala söylüyorum, sokağa bırakmayın, bakın sahipleneceğim. Benimle dalga geçer gibi konuşup biz bilmiyoruz diyorlar. Ben Turuncu ve Şeker adındaki köpeğimin durumunu merak ediyorum. Geri getirmelerini istiyorum. Bunu da yapmak zorundalar. Turuncu'yu geri istiyorum arkadaşlar. Topal bir hayvan. Joe'yu da. Hiçbir barınakta yoktu. Arkamız köyde zaten barınak yok. Nerede bu hayvanlar derken... Üçüncü mahsusluk orada. Onlar getirmedi. Biz kendimiz bulduk. Savunmasız bir hayvanı, özellikle ayağından topal olan bir hayvan almak hiçbir Müslümanlığa sığmıyordu. Ben bunu kabul etmiyorum buradan. Tabii ki. Sadece iki köpeğimin getirmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Doğru